Arkadaşlar bir edat sorusu. Hemen bakalım boşluğun sağa soluna. Hastalık insan bağışıklık sisteminin hastalığı ve kaos kaynaklanan burada bir kısaltma. Genellikle kaos bay alır. Önce ona bakalım. Acquired immune deficiency syndrome demek ACE demek kısaltması. Acquired immune deficiency syndrome gördüğünüz gibi bu bir hastalıktır. Nın hastalığıdır. Yani of olur. Neyin hastalığı? İnsan bağışıklık sistemin hastalığı. Ama neden kaynaklanan? Caused by bağışıklık, insan bağışıklık sistemi virüsü. Yani HIV'den bağışıklığın zayıf bağışıklık sisteminin virüsü veya HIV'den kısacası kaynaklanır. Diğer adlara bakmıyoruz. İpucu çok net belli. Caused by bir de bir şeyin hastalığı derken of kullanılır. Cevap A şık. Bir tane fiil sorusu. Boşluğun devamında hemen with'i gördük. Aslında interfere with. Yani hastalığın bağışıklık sistemine müdahale etmesi yaparak. Ne yaparak? AC insanları çok daha muhtemelen enfeksiyon kapmasını sağlayarak. Buna ne dahildir? Including opportunistic infections, fırsatçı enfeksiyonlar ve tümörler dahil. Ki bunlar ne yaparlar? Ki bunlar etkilemezler bağışıklık sistemi çalışan insanları. People with working immune systems demek bağışıklık sistemi çalışan insanlar demektir. Lily aitlik özellikle insanlarla birlikte hastalıkları kullanırken kullanımız bir edat. Bu anlamda görüldüğü gibi interfere with müdahale etme mantıklı. Artırma, promote etme, tevfi etme, enfekte etme with ile kullanılmadığı için olmaz. Exchange, değiş dokuş yapma, estimate, tahmin etme. Yani hastalık bağışıklık sistemini enfekte eder dediğimizde belki mantıklı gibi görünebilir ama with edatıyla birlikte kullanılmayacağı için cevap C şıkkı diyebiliyoruz. Bir tane arkadaşlar bağlaç sorusu daha çok isim alan türden nın yerine nın adına on behalf of on account of den dolayı rather than den ziyade ve such as de örneğin. Cümlemize bakalım. HIV birçok yolla geçer. Is transmitted in many ways. Şu devamında gördükleriniz nasıl geçtiğini anlatıyor. Dolayısıyla mesela cinsellik yoluyla geçer. Kan transfüzyonu, kirlenmiş hipodermik iğneler, değişim, değiş dokuz, exchange between mother and baby during pregnancy, gebelik esnasında anne bebe arasındaki değişim, çocuk doğumu esnasında ve emzirme. Dolayısıyla birçok yolu anlattığı için örnek vermesi lazım. O da suggest olur arkadaşlar. Cevap burada E şıkkı. Nın adına, nın yerine, den dolayı, den ziyade anlamlı değil. Burada bir tane modül sorusu ve zaman sorusu iç içe aktif pasife dikkat etmek lazım buralarda. HIV ile temasla mukoza zarının temasıyla veya kan akımının iyi de temasla ne olur? Geçer, aktarılır. Olay geçmişe ait bir durum değil. Genel geçer bir durumdur. O zaman pas yapıları eleyebiliriz aktif pasifliğine bakmadan. Modül perfect yapılar pastır arkadaşlar. HIV'in aktarılması by ile birlikte pasif olabilir arkadaşlar. Geçebilir. Can be transmitted de olur. Ama should transmit geçmesi gerekir diyemeyiz. Yani pasif yapı gerekir bize burada. Hemen bakalım acaba would past'lık bir yapı var mı yok mu ya da present mi olur? Bununla geçer dedik ki bu vücut sıvısı ki içinde virüse sahip olmaktan bahsedeceğiz. Sahip olacaktı demeyiz. Sahip olan deriz. Örneğin kan, meni, vajinal sıvısı ve diyelim ki meni öncesi sıvıdan bahsediyor ve göğüs sütü dediği veya süt
ki hani bir kişiden enfekte olan. Enfekte bir kişiden. Dolayısıyla burada geniş zaman genel geçer. Zaten direkt cevap D şık arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane koroneri bağlaç sorusu. Hastalık majör bir sağlık problemidir dünyanın birçok yerinde ve düşünülüyor. Pandemik olduğu düşünülüyor. Bir hastalık patlak verir. Bir hastalık salgınlık gibi hastalığın patlak vermesi ki bu diyor şu anda present detiz ki bu şu anda var olma büyük bir alanda aktif bir şekilde yayılıyor. Yani pandemiyi anlatıyor. Pandemi hem büyük bir alanda var olması hem de aktif bir şekilde yayılması. Dolayısıyla ikisi de söz konusudur. Sadece şu anda büyük bir alanda yoktur pandemik ama aynı zamanda aktif bir şekilde yayılıyor. Bu biraz bilgi sorusu oldu arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Diğerini elemekten de doğru sonuca gidebiliriz. Ya büyük bir alandadır ya yayılır. Anlamca da bozuk olur. Örnek verilecek bir durum yok. O kadar ki öyle ki iki şekilde elenir. Bir, so that arada sıfat alır ki burada sıfat yok. That'in devamı cümledir. Burada özne olmadığı için elenir. Ne büyük bir alandadır ne de yayılır. O zaman niye bahsediyoruz? Niye pandemik olsun değil mi? Hocam burada but also yok. İşte also olması gerekmiyor. Not but da tek başına yeterli unutmayın. Çok okuma yapan cengaverler bunları çok iyi bilirler. Not but da olur. Not only but also olur. Not only but cümlenin sonunda as well olur. Not just but also ya da not solely olabilir. Yani türlü türlü olur. Yeter ki anlamı uysun. Cevap C şıkkı. Hemen bakalım arkadaşlar bir adet fiil sorusu. 2009'da Dünya Sağlık Örgütü ki arkadaşlar Dünya Sağlık Örgütü tahmin etmekten başka hiçbir şey yapmaz. O yüzden direkt o kelimeyi arayın. Estimated. Ha, böyle bir soru çözümü var mı? Aslında yok. Ama tabi bol okuma çeviri yaptığınızda unutmayın. Bu tür şeylerle çok sık karşılaşacaksınız. Biz yine okuyup anlamlandıracağız. Yani bu işin şaka tarafı direkt buna gidin demek biraz ne olur? Ezbercilik olur. Ama tabi unutmayın. Yani bu kelimeler aralıkta. 33,4 milyon insan dünya çapında ki ne yapıyor? Living with HIV, AIDS'le yaşıyor. Ve 2,7 milyon yeni HIV enfeksiyonu yıllık ve 2 milyon yıllık ölüm neden dolayı? Due to AIDS'ten dolayı. Görüldüğü gibi tahmin olma olasılığı yüksek. Artırma ifadesi, kontrol etme, Dünya Sağlık Örgütü'nün işi değil. Tanıma, recognize anlamca uymuyor. Önlemeyi de onlar genellikle yapmıyor. Dolayısıyla cevap burada. Tabi anlamca bunlar elenir. En uygunu bu tahminleri yapması arkadaşlar. Cevap burada eşik. Bir tane bağlar sorusu daha. UNAIDS Birleşmiş Milletler'in AIDS'i önleme birimi 2009 raporu. Genellikle raporlara göre denir. Okuyalım anlamlandıralım. Dünya çapında yaklaşık 60 milyon insan enfektedir. Pandeminin başlamasından bu tarafa ve yaklaşık 25 milyon ölümlü ve 14 milyon da yetim, orphan çocuk diyor. Güney Afrika'da tek başına. Mesela rapora göre böyle bir şey söylenebilir arkadaşlar. Cevap bu anlamda A şıkkı yakını. Diğerini anlamda ile ilgili olarak den ziyade bakımından in terms of hariç anlamca uymayan seçeneklerdir. Cevap A şıkkı. Bir tane EDAS sorusu arkadaşlar. Boşluğun sağına soluna bakalım. ACE ilk tanındı, kabul edildi. Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından olur diyebiliriz. Ve bir şey daha var. Zaten bakın boşluğun sonrasında 1980'li yılların ilk zamanları da bize yıllarda in edatını gerektiriyor. Dolayısıyla cevap burada C şıkkı. İlk bunlar tarafından anlaşıldı, kabul edildi diyor 1981'de ve onun sebebi HIV tanımlandı demek istiyor 1980'lerde.
Cevap net bir şekilde C şıkkı. Edatlarda boşluğa diğer edatları bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Boşluğun sağından sondan bir ipucu önce bulun. Bulamadıysanız çeviriden, onu da bulamadıysan zaten yanlış yapacaksınız arkadaşlar. Çok uğraşmayın. Atın kafadan bir tane. Bir adet bağlaç arkadaşlar. HIV/AIDS tedavisi yavaşlatabilir. Hastalığın sürecini yavaşlatabilir. Bu artı bir şey. Bilinen bir tane tedavi yoktur dediği zaman özellikle dikkat edin, no. Burası eksidir. Artı eksi zıtlık bağlacıdır. Cevap E şıkkı. A. Korkusuyla, meanwhile bu arada, when dığında deyinde, once da olur olmaz dığında deyinde. Cümleyi iyi anlamlandırmak lazım. Cevap burada E şıkkı. Bir tane koroneli bağlaç sorusu. Teknikten eleyeceklerimiz de var. Anlamca eleyeceklerimiz de. Antiretroviral tedaviler azaltır. Neyi azaltır? Ölümleri, yeni enfeksiyonları. Tedavi ise ölü sayısını da azaltır, yeni enfeksiyonları da azaltır. HIV'den, HIV/AIDS'ten bunları da azaltır. Ama bu ilaçlar pahalıdır ve ilaçlar are not available, mevcut değil bütün ülkelerde. Bakın, ani olmaz. Arada sıfat ister, ölümler var. Karşılaştırma olması lazım. Karşılaştıracak iki şey yok. Enough to devamında yalın halde fiil alır. Yok. Enough'tan önce sıfat. Rather than ziyade genellikle beraber kullanılır. Ama hem ölümleri azaltır hem de enfeksiyonları anlamına gelen C şıkkı cevaptır arkadaşlar.